Merhaba arkadaşlar. Elektrostatik konusuyla yine karşınızdayım. Elektrostatik nedir? İşlemleri nasıl yapılır? İncelemeleri nasıl yapılır? Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Elektrostatik yüklerin birbiriyle etkileşimini inceleyen fiziğin alt alanıdır. Doğru. Her cisim üzerinde pozitif ve negatif yükler bulunur. Aynen arkadaşlar, sadece pozitif yüklü, sadece negatif yüklü cisimler yok. Cisimler üzerinde pozitif ve negatif yükler birlikte bulunuyor diyerek konumuza başlıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Eğer bir cisim üzerinde pozitif yük miktarı negatif yük miktarına eşit ise bu cisim arkadaşlar nötr cisim olarak geçiyor. Eğer bir cisim üzerinde pozitif yük miktarı negatiften fazlaysa bu cisimler pozitif yüklü olarak geçiyor. Eğer bir cisim üzerinde pozitif yük miktarı negatiften azsa bu cisimler de negatif yüklü cisimler olarak karşımıza geliyor. Aynı cins yükler birbirlerini ne yapıyorlar arkadaşlar? İtiyorlar. Zıt cins yükler birbirlerini çekiyorlar. Buraya ince dikkat diyorum. Yüklü cisimler nötr cisimleri de ne yapıyor? Çekiyor. Buna da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yüklüler nötrleri çeker. Çekme olayını gördüğünüzde çat zıt cinsi patlatmayın diyorum. Devam ettiğimde iletkenler ve yalıtkanlar olmak üzere maddeler iki grup altında inceleniyor. Üzerindeki negatif yüklerin hareketli olduğu cisimlere iletken, üzerindeki yüklerin hareketsiz olduğu cisimler ise yalıtkan cisimler diyoruz. İletken cisimler elektrik akımını iletiyorlar, yalıtkanlar ise elektrik akımını iletmiyorlar. Yükler kürenin yüzeyinde toplanır diyoruz. Evet, iletkenlerde iç kısmı nötr alıyoruz, yükleri yüzeye yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yalıtkanlarda ise her yerde yük bulunabilir arkadaşlarım. İçeride, şu şekilde, yüzeyde fark etmez, her yerde yük bulunabilir. Ve yalıtkanlarda şöyle bir olay vardır. Mesela sen ne taraftan bir etki gerçekleştirirsen yalıtkana sadece o bölge yüklenir. Mesela diyelim yalıtkanın şu bölgesini sürtünmeyle elektriklendirdin. Sadece bu bölgede elektriklenme olur. Diğer bölge nötr özellik koruyabilir. Böyle görseller bir maddenin yalıtkan olduğunu bize ifade eder arkadaşlar. Altından elektriklenme olayına giriyoruz. Elektriklenme cisimler üzerindeki yüklerin etkiler sonucunda konumlarını değiştirmesidir. Olayda toplam yük daima korunur diyoruz. Evet, ilk olarak sürtünme, ardından dokunma, ardından etkili elektriklenmeyi tanımlayacağım. Sürtünmeyle elektriklenmeyi yalıtkan maddeler üzerinde, dokunmayla elektriklenmeyi iletkenlerde, etkili elektriklenmede ise etki sonucunda bir maddenin üzerindeki yükün konum değiştirmesinden yararlanacağım. Yalnız burada etkili elektriklenmede etkide kalan maddenin iletken olduğuna özellikle dikkat edeceğiz. İletkenler sürtünme sonucunda da elektriklenir. Tabii ki senin dokundurman iletken için yeterlidir. Ama uzun uzun sürteceğim diyorsan sürtebilirsin. Sürtme sonucunda da iletkenlerin elektriklendiğini görürsün. O dokunmayla zaten elektriklenmeyi gerçekleştirecektir. Fakat elektriklenmeleri için sürtünme olayına ihtiyaçları yoktur demişim. Aynen devam ediyorum. Ama yalıtkan varsa sen sadece sürtünmeyle elektriklendirebilirsin. Bunu unutma. Elektrostatikte sadece kimler hareketli? Negatif yükler hareketlidir. Pozitif yükler hareket etmez diyoruz. Soruları çözerken birazdan pozitif yükleri de biz o hareket ettireceğiz. Ama cevaplarda sadece negatif yükler hareket etti, pozitifler hareket etmedi diyeceğiz. Hemen onu ya sanki hareket ettirmemişiz gibi artıları öyle çözeceğiz. Sürtünmeyle elektriklenme. Camı, ipeğe, ebonit yani halk arasındaki adıyla plastiği yüne sürttüğümüzde neler gerçekleşiyor ona bakalım arkadaşlar. Camı ipeğe sürttüğümüzde cam çubuğum pozitif yüklenirken ipek kumaşım negatif yükleniyor. Eboniti yüne sürttüğünüzde ise ebonit çubuğum negatif yüklenirken yün kumaşım pozitif yükleniyor arkadaşlar. Burada biz nasıl bunları ayırt edeceğiz öğretmenim derseniz, bak içinde E harfi bulunanları gördün mü arkadaşım? Evet, bunlar eksi yüklenenler. Diğer arkadaşlar da zaten E harfi mevcut değil. Onlar da artı yüklenenler olarak aklında kalabilir. Gayet basit bir mantıkla ezbere gitmeden hani aklımızda tutabiliriz diyorum. Alta geçtiğimde olayda, evet, sürtünmeyle elektriklenme olayında yükler bir maddeden diğer maddeye akış sergilemiyor. Olayda şu oluyor. Negatif yükler bir maddeden diğer maddeye akış yapmaz. Bu maddeler sürtünme sonucunda ısı etkisiyle negatif yüklerini kopararak serbest hale getirirler. Kopan negatif yükler ise içinde negatif yük boşlukları bulunan maddeye bağlanır. Böylece bu maddelerin demek ki negatif yük boşlukları eşit miktarda değil. Kimde fazla? İpekte fazla.
Camı ipeğe sürtünce ısı etkisiyle ikisi de eksi yüklerini koparıyor. Fakat kopan eksi yükler bakıyor. Kimde negatif yük boşluğu fazla, ben ona gideyim. Hemen ipeğe diyor ki ben de negatif yük boşluğu fazla diyor ipek. Negatif yükleri tak 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 kendi üzerine topluyor. Negatif yüklerini kaybeden cam da otomatikman pozitif yüklenmiş oluyor. Evet, bir de şöyle bir ifade türetmişim. Sürtünme öncesi maddelerden her biri nötr ise sürtünme sonucunda biri ne kadar negatif yüklendi, diğeri de bil ki o kadar pozitif yük ile yüklenecektir. Bu da bir tabiat kuralı gibi bir olaydır sonuçta. Başta nötrse toplam yükler artı eksiler birbirine eşit demektir arkadaşlar. Biri diyelim ki eksi 10 yüklendiyse diğeri de artı 10 şeklinde bir yüklerine, kulomb şeklinde bir yüklerine sahip olacaktır diyoruz. Cam ile yün, ebonit ile ipek etkileşime girmez diyoruz. Bunu da ifade ettikten sonra iki tane basit örneğim var. Onları devreye alıyorum. KLM, N cisimlerinin yüklerini yorumlayınız demiş. Bak burada birbirine iten yükleri rahatlıkla görmektesin. Aynı cins olduğunu, ikisinde artı ya da ikisinde eksi olduğunu söyleyebilirsin. Burada ise bir çekme olayımız söz konusu. Artı eksi, eksi artı deyip bitirmiyoruz, devam ediyoruz. Birinin nötr olma olasılığını hiçbir zaman gözden çıkarmıyoruz. Hep göz önünde bulunduruyoruz. Buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. İlla çekme için zıt cins aramak zorunda değilsiniz. Birinin nötr olma durumu da iki yükün birbirini çekmesine neden olacaktır. Bir çubuk bir kumaşa sürtülüyor ve ardından çubuk artı yüklü bir maddeye yaklaştırılıyor. Çubuk artı yüklü maddeyi çekiyor ise bunların cinslerini istemiş. Çubuğu artı yüke yaklaştırdığında artı yükü çekmiş. Bu çubuğum o zaman benim için negatif yüklüdür, eksi yüklüdür. İçinde E harfi olan maddedir. Biri ipekti, diğeri ebonitti. İpek kumaş olduğu için buna uymaz. Bu ebonit olacaktır arkadaşlar. Yani plastik olacaktır. Peki ya sen eboniti neye sürtersen eksi yüklersin? Ebonit dediğin maddeyi yüne sürtersen eksi yüklersin ve bunun sonucunda yünde artı yüklenmiştir. Yorumu yapabilirsin olayın başına döndüğünde. İkinci kısımda arkadaşlarım dokunma ile elektriklenmeme geçiyorum. Dokunma ile elektriklenmemde de KVL küreleri, yalnız bu küreler iletken olmak şartıyla birbirine dokunduruluyorlar. Peki ya bunlar iletken değilse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yüklerini korurlar arkadaşlar. Sürtünmediği sürece, bir de özel maddeler olacak bunlar tabii ki, ipek, cam gibi, yün, ebonit gibi, böyle olmadığı sürece hiçbir şekilde yük alışverişine girmezler. Burada bunları birbirine dokunduruyoruz. Yalnız bunlar iletken olmak şartıyla birbirine dokundurulunca toplam yüklerini yarı çaplarıyla orantılı olarak paylaşıyorlar arkadaşlar. Ve dokunma sonucunda K'nın son yükünü ifade etmek istersek bunu toplam yük bölü toplam yarı çap çarpı R1 ile buluyoruz. L'nin son yükünü bulmak istersek gene toplam yük bölü toplam yarı çap çarpı R2 ile hesaplıyoruz arkadaşlar. Devam ettiğimde burada dokunma ile elektriklenme sonucu küreler yarıçapları ile orantılı yük paylaşımı yapar demiş. Evet, biz yükleri yarıçaplarla orantılı direkt pay edebileceğiz eğer başta yük miktarları veriliyorsa. Mesela alttaki soru gibi KL birbirine iletken küreleri dokunduruluyor. Son yükleri ne olur? Bir de yük geçişini yorumlayınız demiş. Burada önemli olan zaten yük geçişini yorumlamamız. Bunları birbirine dokundurduğumda toplam yük nedir? Eksi 6 Q'dur. Artı 3, eksi 9, eksi 6'dır. Ben bunu ne yapacağım? R'ye 2, R'ye dağıtacağım güzelce. Eksi 2 Q benim için K'ya düşerken eksi 4 Q da benim için L'ye düşecek arkadaşlar. Şimdi K'nın ilk yükü neydi? Artı 3 Q'ydu. Bu neye dönüştü? Eksi 2 Q'ya dönüştü. Doğru muyum? Artı 3 Q, eksi 2 Q'ya nasıl döner? Eksi yükler hareket ediyor. Benim eksi almam lazım diyorum. Yani eksi 5 Q almış yorumu yapıyorum K için. L'ye baktım dese L'nin ilk yükü eksi 9 Q'ydu. Bu ne oluyor? Eksi 4 Q'ya değişiyor. Eksi yüklerini eksi yüklerini azaltıyor arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz eksi 9 Q'dan eksi 4 Q'ya düşmem. Eksi 5 Q vermem sonucunda meydana gelecektir. Demek ki ben eksi 5 Q vermişim diyebilirim. Dikkat edersen L'nin verdiği yük K'nın aldığı yüke eşittir. Bu da olmak zorundadır zaten. Biri ne kadar yük verirse diğeri de o kadar yük almak zorunda. Gene aynı tip örnek, anahtarlar aynı anda kapatıldı. Son yükleri ve yük geçişlerini yorumla diyor. Toplam yüke bakıyorum. 4 eksi 10 artı 24. 4, 24 daha 28, 10 çıkar. 18 Q. Dağıt abi bunları yarıçapa R, 3 R, 2 R'ye. Tertemiz dağıtıyorum. Toplamda 6 R'ye dağıtıyorum. Her R başına 3 Q düşüyor. Doğru muyum arkadaşlar?
O zaman R yarıçaplı kürenin yükü artı 3Q. 3R yarıçaplı kürenin yükü artı 9Q. 2R yarıçaplı kürenin yükü artı 6Q olarak karşıma geliyor. K ne kadar yük aldı verdi bakalım. K'nın ilk yükü benim için artı 4Q'ydu. N değişti. Artı 3Q'ye değişti. Sadece eksi verebiliyorsun. Sadece eksi alabiliyorsun. Burada ne olmuş? Ben artı yükümü azalttığıma göre eksi almışım diyorum. Eksi Q almış yorumu yapıp geçiyorum. L'ye bak bakalım. L'nin eksi 10Q'ydu. Ne oldu? Artı 9Q oldu. Bu arkadaş da eksi yükler vermiş. Eksi 19Q yük vermiş diyebilir miyiz? Evet. Eksi 10Q'yu verip nötrlemiş, sonra eksi 9 daha verip artı 9 olmuş. İşte bu kadar. M'ye bakıyorsun. M artı 24Q iken ne oluyor son durumda? Artı 6Q oluyor. Bayağı bir eksi almış ki artı yük miktarını azaltmış. Eksi 18Q almış yorumu yapabiliriz. Zaten bu da şunu gösterir. Verilen eksi 19Q diğer maddeler tarafından toplamda alınan eksi 19Q'ya eşit olacaktır arkadaşlar. Evet. Sonraki örneğimize geçiyoruz. K önce L'ye sonra M'ye dokunduruluyor. Bu arkadaşlarımın son yüklerini istemiş. Sıralı dokundurma var arkadaşlar. Çok zor bir şey değil. İlk başta K ve L'yi işleme alacaksın. K ve L'ye baktığımda benim için yük miktarım toplamda eksi 8Q. Evet. Ve ben o eksi 8Q'yu R ve 3R'ye dağıtacağım. R'ye ne düşer? Eksi 2Q düşer. 3R'ye de eksi 6Q düşer deyip bitireceğim. K'yı alacağım, ardından eksi 2Q yüküyle M'ye dokunduracağım. K'yı önce L'ye sonra M'ye dokunduruyordum. Eksi 2Q artı 11Q ne yapar? Artı 9Q yapar. K M'ye dokunduğunda K ve M'nin yarıçaplarını yazacağım. R'ye 2R diyeceğim. Bunun alacağı yük artı 3Q. 2R yarıçaplı M küresinin alacağı yük de artı 6Q olacaktır diyorum. Son yükleri artık tamamen bulundu. K'nın son yükü artı 3Q. L'nin son yükü, o sadece ilk dokundurmada yüklendi, eksi 6Q. M'nin son yükü de artı 6Q oldu. Dikkat edelim bakalım arkadaşlar. Artı 4 eksi 12 eksi 8 yapar. Artı 11 artı 3 yapar. Buranın toplamı ne yapar? Buranın toplamı da artı 3 yapar. Yani yük artmadı ya da toplamda azalmadı. Yük alışverişini yorumlayalım. K başta neydi? Artı 4'tü. Son durumda ne oldu? Artı 3 oldu. Yani eksi 1Q aldı yorumu yapabiliriz. Böylece yük miktarını azalttı. L neydi? Eksi 12 idi. Ne oldu? Eksi 6 oldu. Yani L eksi 12'den eksi 6 olurken ne yapıyor? Eksi yüklerini azaltıyor. Yani eksi 6Q verdi diyebiliriz. M'ye baktığımda ise artı 11'de artı 6 oldu. Artı yüklerini azalttı. Yani eksi aldı. Eksi 5Q aldı yorumunu yapabilirim arkadaşlar. Alttakine geliyorum. Alttakinde de K küresi önce L'ye sonra M'ye dokunduruluyor. Son durumda M'nin yükü eksi 4Q oluyor ise K'nın ilk yükü QK nedir diye sormuş. Soruda kürelerin ilk yükleri verilmiştir diyor. İlk yükü QK, ilk yükü 14Q, ilk yükü eksi 10Q sırasıyla K ile M'nin. Ne oluyor? K önce L'ye dokunduruyor, ardından M'ye dokunduruluyor. Son durumda M'nin yükü de eksi 4 oluyor. Önce K ile L'ye dokunduralım. K ile L'ye dokundursan toplam yük ne olur? QK artı 14Q olur. Bölü toplam yarıçap R artı 3R çarpı R dersem ben burada neyi bulurum? K ile L'ye dokunduktan sonra K'nın yük miktarını bulurum direkt. Ardından o K'yı da M'ye dokundururum. Bu işlemi yaptığımızda QK artı 14Q bölü 4R çarpı R. R'leri götürdüğümde yani QK artı 14Q bölü 4 benim için K küresi L'ye dokunduktan sonraki yük miktarı olarak ifade alacaktır arkadaşlar. Ardından R yarıçaplı K'nın yükü QK artı 14Q bölü 4. Hop, M'yi de çiziyorum. 2R yarıçaplı M'nin yükü eksi 10Q. Bunları birbirine dokunduracağım. Ve M'nin son yükü eksi 4Q oluyor diyeceğim. Bunları birbirine dokunduruyorum. M'nin son durumda yükü eksi 4Q oluyor diyorum. Şimdi sen bunları birbirine dokunduktan sonra 2R yarıçaplı M eksi 4Q alıyorsa R yarıçaplı K kaç Q almıştır? Bu toplam yükü bunlar yarıçaplarıyla paylaşmadı mı? Evet.
O zaman 2 r çaplı eksi 4 q aldıysa r çaplı yük paylaşımı sonucunda eksi 2 q almıştır diyebilirsin. Bu durumda ilk başta bu yüklerin toplamı, son durumda bu yüklerin toplamı da eşit olacaktır. Yükü kaybetmiyoruz. Yani qk artı 14 q bölü 4 k'nın dokunma öncesi yükü eksi 10 q. Bu da m'nin dokunma öncesi yükü eşit olacaktır. Toplamda dokunma sonrası k'nın ve m'nin yükleri toplamına. Bu durumda ne olacak? Qk artı 14 q bölü 4 eksi 10 q eşittir. Eksi 6 q olacak. 10 q'yu buraya attığımda qk artı 14 q bölü 4 eşittir 4 q olacak. Karşı attığımda qk artı 14 q eşittir 16 q olacak. Bu durumda qk eşittir 2 q olarak karşıma gelecek. K'nın ilk durumdaki yükü arkadaşlar. Devam ediyorum. Ardından kavramımız ne? Etkili elektriklenme arkadaşlar. Evet. Yüklü bir artı yüklü çubuğumu nötr iletken bir çubuğuma yaklaştırıyorum. Ne gerçekleşiyor? Artı yüklü çubuğum yaklaştırıldı. Nötr iletken çubuğunu yaklaştırıldığı bölgesi negatif yüklü yüklerken diğer tarafını pozitif yüklerle yüklemiş oluyor. Orta kısım nötr olarak özelliğini sergilemeye devam ediyor. Birbirine dokunan iletken kürelerde de aynı olay geçerli. Artı yüklü çubuğu yaklaştırdığımda yaklaştırdığım bölge negatif yüklenirken terste kalan kısım pozitif yükleniyor. Aradaki küreler çat 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 benim için nötr oluyor. Birbirine etki mesafesinde bulunan kürelere, nötr iletken küreleri yaklaştırıyorum artı çubuğumu. Bu kısım negatif yüklenirken bu kısım pozitif. Pozitif kısım yüklenen kısım diğer kürenin kendine yakın bölgesi negatif yüklerken diğer tarafını pozitif yüklüyor. Bu pozitif kısım diğer kürenin kendine yakın kısmını negatif yüklerken diğer tarafının pozitif yüklenmesine sebep oluyor. Tabii etki uzaklaştıkça, ilerledikçe azalarak devam ediyor. Bunu da söylemek istiyorum. Burada bir notum var, burası çok önemli. Dokunma ile elektriklenme. Bunda ilk olarak maddenin iletken olup olmadığını kontrol et. Aynı şekilde etki ile elektriklenmede gene etkide kalan, yani şu cisim, yani şu kürelerin, yani şu kürelerin iletken olup olmadığını dikkat et. Onu önce kontrol et. Eğer onlar yalıtkan olursa etkileşim vermiyorlar. Hiçbir şey değişmiyor. Buna dikkat ediyorsun. Peki ya ben yüklü bir cisim üzerinde etkili elektriklenme yaparsam? İşte burası güzeldir. Artı yüklü çubuğu artı yüklü bir çubuğa yaklaştırıyorum. Şimdi ne oluyor? Bu artı yüklü çubuğum bu kısma negatif yükleri konumluyor. Lakin aynı şekilde buraya da pozitif yükler konumluyor. Tamam, bu da güzel. Lakin bu arkadaşın sahip olduğu ana yüke göre burada etkiyle elektriklenme sonucunda yerleri değişen negatif yük miktarı çok cılız kalıyor arkadaşlar. Yani ben pozitif yüklü müyüm? Evet. Ben bu pozitif yüklüyken onun üzerine bir etki yaparsam, negatif yükleri kendime doğru çekersem, burada çektiğim negatif yük aslında sahip olduğum yüke göre çok cılız. Bunu unutma. Hani şurada çok az bir miktar negatif yük yüklenir ama çubuk yapı olarak her tarafıyla gelin pozitif özelliği baskın gösterecektir. Bununla ilgili altta bir örneğim var zaten. Onu gördüğünüzde demek istediklerimi çok daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Yani etkili elektriklenme sonucunda çok az bir miktar yükün konumu değişiyor. Burası bizim için önemli. Hatta biz o örneği önceden alalım mı? Önce alalım. Evet, o bayağı uzaktaymış. Onu birazdan alalım arkadaşlar. Önce şunu alıyorum. Birbirine dokunmakta olan nötr K ve L iletken kürelerim var. Bu K ve L iletken kürelerine negatif yüklü bir çubuğu yaklaştırıyorum. Etki devam ederken eksi yüklü çubuk uzaklaştırılmadan küreleri birbirinden ayırıyorum arkadaşlar. Küreleri ayırdıktan sonra K'nın son yükünün artı 3 Q olduğunu gözlemliyorum. L'nin son yükü nedir diyorum. Atlama, sakın atlama bu artı 3 Q, bu 2 R çaplı 6 Q gibi, eksi 6 Q gibi atlama sakın, bak iyi izle. Başta bunlar ne? Bunlar başta nötr. Eksi yüklü çubuğun bu kısmı ne yaptı? Pozitif yükledi. Bu kısmı da dolayısıyla negatif yüklemiş oldu arkadaşlar. Şimdi sen başta nötr müsün? Nötrsün. Sen K küresi olarak ne kadar pozitif yüklendin? Artı 3. O zaman hemen diyeceksin ki başta nötr olduğum için L de eksi 3 Q kadar negatif yüklü yüklenmiştir. Çünkü son durumda da bu arkadaşların yük toplamının sıfır olması lazım. Sen etki yapıyorsun. Etki de bir tarafa ne kadar yük çekersen diğer tarafta da o kadar yük konumlandırmış olursun. Zıt cins o kadar yük konumlandırmış olursun. Yani sen K'yı pozitif 3 Q ile mi yüklüyorsun? O zaman otomatikman L'yi de negatif 3 Q ile yüklemiş olursun. Eğer başta bunlar nötr ise buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Etki ile
Elektriklenmede yarı çapı göz önüne alma diyorum. Yani bunu dokunma ile elektriklenme gibi karıştırma diyorum. Dokunma ile elektriklenmede küreler birbirine dokunur. Toplam yükleri paylaşırlar. Fakat etkili elektriklenmede önemli olan çekilen, itilen mantığıyla eks yüklerin hareketliliğidir. Bir tarafta ne kadar yük konumlarsan diğer tarafta zıt cins olarak o kadar yük konumlanacaktır. Buna dikkat ediyorsun. Yani ayrıldıktan sonra K artı 3Q ise L'nin de eksi 3Q olduğunu ifade ediyorum. Önemlidir diyorum. Ardından topraklamaya geldim arkadaşlar. Topraklama aslında diğer bir ismiyle nötrleme olarak geçer. Yüklü bir çubuğu toprağa bağladığımızda topraktan negatif yük alır ya da toprağa negatif yük verir ve bunun sonucunda nötr hale gelir. Bu olayı biz topraklama deriz. Bakın artı 4 Q yükü, artı 4 pozitif yükü var diyelim. Eksi 2 negatif yükü var. Nötr değil, pozitif yüklü. Hemen toprak ne yapacak? Buna negatif yükler verecek. 2 daha negatif yük alarak nötr hale bu çubuğum gelecek. Biz buna topraklama diyeceğiz. Ve bunda da eksi yük miktarı fazla. O fazlalık olan eksileri toprağa güzelce verecek ve çubuğum nötr hale gelecek ve sonucunda topraklanmış olacak, nötrlenmiş olacak. Topraklanmış cisime dokunan cisimlerde nötr olur. E tabi bunlar iletken ise yalnız ona dikkat et. Bu çubuk da iletken olacak. Yük akışı sergilesin. Artı yüklü küreye iletken topraklanmış çubuğa ayak dokunduruyorum. Dokundurmam sonucunda yük alışverişleri ve toprağa bağlantıları gerçekleştiği için ikisi de nötr oluyor. Peki ya topraklanmış cisimlere etkide bulunursan ne olur? Nereye etki yaptın? O tarafta yük miktarı değişir. Sen cisimleri toprakladıktan sonra etki meydana getirdiğinde şunu bileceksin. Etki yapan bölümlerde yüklenme olacak. Yani şu çubuk topraklanmış nötr. Ama artı yüklü çubuğu yaklaştırıyorum. Ne oluyor? Şurada negatif yük topluyorsun bir miktar. Geri kalan her yer benim için, özür dilerim, şurayı birazcık şöyle silmek istiyorum. Geri kalan her yer nötr oluyor. Şöyle çizersek daha tatlı olur. Geri kalan her yer nötr oluyor. Sadece şu bölgede bir miktar eksi yük yüklenmiş oluyor. Üstten mi yaklaştırdın? Olur. Burası eksi yüklenir. Geri kalan her yer bizim için gene nötrdür. Topraklanan kısımdan yaklaştır. Bu da olur. Şurası bir miktar eksi yüklenir. Geri kalan her yer benim için nötrdür. Yani şuralar hep nötrdür arkadaşlar. Sadece şu bölgede bir miktar eksi yük yüklenmesi olacak. Yani topraklanan yerden de bir çubuk yaklaştırabilirsin. Bu doğal bir şey. Sen yaklaştırdığın bölgeyi zıt cins yükle yüklüyorsun. Geri kalan her yeri nötr diyorsun. Ama etkili elektriklenme maddenin sahip olduğu yük miktarına oranla çok az bir yükün konumunu değiştiriyor. Bunu da tekrar ediyorum. Etkili elektriklenme biraz zayıf bir olay. İşte şekilde topraklanmış iletken çubuğa yüklü bir cisim yaklaştırılıyor. Ardından sırasıyla bu olay ya da bu olay gerçekleştiriliyor. Bu topraklanmış çubuğun son yükünü soracağım. Sen burada topraklanmış bu çubuğa negatif yüklü bir çubuğu etkiyle yaklaştırırsan ne olur? Yaklaştırdığın bölge pozitif yüklenirken geri kalan kısım negatif yüklenecektir. Doğru muyum? Evet. Ondan sonra cima bu olay gerçekleştikten sonra sırasıyla şu olayları uygulayacağız. Bakalım neler gerçekleşecek, ona bakalım. Şimdi eksi yüklü çubuğu yaklaştırdım topraklanmış çubuğuma. Bu kısmı ne yaptım ben? Pozitif yüklü yükledim. Geri kalan yere ne demiştik? Nötr demiştik. Çok güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Önce eksi yüklü çubuğu uzaklaştırıyoruz. Sen bu çubuğu uzaklaştırdığından da etki ne olur? Etki biter abi. Etki biterse ne yapar bu çubuğum? Topraktan, topraklanmış çubuğum, topraktan negatif yükleri güzelce alır. Şuradaki pozitifler kadar negatifler alaraktan kendini nötr hale getirir. Etkiyi kaldırınca. Ardından toprak bağlantısını kesiyorsun. Toprak bağlantısını kessen de fark etmez. Çünkü etkiyi kaldırdıktan sonra toprak bağlantın vardı. Ve bu toprak bağlantın çubuğu her türlü nötr hale getirdi. Senin toprak bağlantı kestikten sonra başta topraklanmış olan çubuğun hala nötr olarak kalır yorumunu yapıyorum. Peki ya? Sen eksi yüklü çubuğu yaklaştırdıktan sonra buraya pozitif yükledin. Geri kalan kısmı nötr hale getirdikten sonra önce toprak bağlantısını kesersen ne olur? Toprak bağlantısını kestiğin anda buradaki pozitifler artık benim için kalıcı olur arkadaşım. Etkiyi kaldırman da ardından da etkiyi kaldırman bu pozitif yüklerin çubuk boyunca homojen olarak dağılmasına neden olup çubuğun pozitif yüklü hale gelir. Ha, burada pozitif yükler mi dağılıyor? Hayır. Burada şu oluyor arkadaşlarım.
nötr kalan bu kısımdan negatif yüklerden birkaçı buraya geliyor. Sol tarafa geliyor. Sol taraftaki pozitif miktarını azaltıyor. Sağdan geldiği için bu negatif yükler bu sefer de sağda negatif yük miktarı artıp o şekilde bir denge kuruyor. Yani çubuk üzerinde, bu iletken çubuk üzerinde sadece negatif yükler hareketli, pozitifler hareketli değil. Ama ne demiştim? Biz pozitifleri de sanki hareket ediyormuş gibi düşüneceğiz. Fakat sorunun çözümünde pozitif yükleri hareket ettirmeyeceğiz. Ona dikkat ediyoruz. Ne yaptım? Önce etki sonucunda sol tarafımı pozitif yükledim. Topraklanmış çubuğun. Ardından toprak bağlantısını keserekten burada pozitif yükleri artık bu çubuk üzerinde, soldaki çubuk üzerinde kalıcı hale getirdim. Etkiyi de kaldırınca pozitif yükleri çubuk boyunca dağıttım. Ve benim topraklanmış çubuğum toprak bağlantısı kestikten sonra artı yüklenmiş oldum. Bir iletkeni yüklemek için sırasıyla neler yapılmalı? Çok basit. Önce... 2017 diyor. Evet, böyle bir sıralama sorusu vardı. Karışık vermişti olayları. Siz diziyordunuz böylece. İletken bir çubuğu yük ile yüklüyordunuz. Yapacağın olay şu. Önce yüklenecek çubuğu toprağa bağla. Evet. Önce yüklenecek çubuğu toprağa bağlıyorsun. Daha sonra sen bu çubuğu hangi cinsle yükleyeceksin? Artı mı? Eksi yaklaştırıyorsun. Eksi mi yükleyeceksin? Artı yaklaştırıyorsun. Ne cins yük ile yüklemek istiyorsan zıt cins yük yaklaştır. Ve bu yaklaştırma sonucunda bir etki sergile. Sergilediğin etki devam ederken hemen toprak bağlantısını kes. Toprak bağlantısını bu anda kesersen arkadaşım etki sonucunda bir uca çektiğin yükler artık o çubukta kalıcı olacaktır. Ardından etkiyi kaldır diyorum. Bu etkiyi kaldırdığında da artık ilk durumda topraklanan çubuğun istediğin yük ile yüklenmiş olacaktır deyip geçiyorum arkadaşlar. Alttaki soruyu da burada alalım. Alttaki sorumda da yüklü KLM iletken küreleri var. Negatif yüklü. Onlara da negatif yüklü bir çubuğu yaklaştırıyorum. Hani demiştim ya, etkili elektriklenme sahip olunan yüke göre cılızdır. Onunla ilgili bir örnek. Negatif yüklü çubuk, negatif yüklü birbirine dokunmakta olan KLM kürelerine yaklaştırılıyor. Güzel. Etki devam ederken küreler birbirinden ayrılıyor. Etkiyi bozmadan, yani şu eksi yüklü çubuğu uzaklaştırmadan küreleri birbirinden ayırıyorum. Kürelerin son yük miktarları, yük cinsleri ne olur diyorum. Bu eksi yüklü çubuk burada bir miktar artı konumlanmasını sağlarken buradaki eksi yük yoğunluğunu arttıracaktır. Ama sahip olduğum yüke göre bu K'nın bu tarafına gelen artı yük sahip olduğu yüke göre çok azdır arkadaşlar. Yani sen bunları etki devam ederken birbirinden ayırdığın anda K'yı hop olduğu gibi pozitif yükleyemezsin. K ayrılma sonucunda hala negatif olacaktır. L negatif özelliğini koruyacaktır. M ise negatif özelliğini arttıracaktır. K negatif yüklü olur ama bir miktar artıyı konumlandırdığım için etki sonucunda yaklaştırdığım çubuk tarafında eksi yük yoğunluğunu azaltır. L'de değişme yok. O aradakileri değiştirmeyebilirsin. Gönül rahatlığıyla bir problem olmayacaktır. M ise kendinde negatif yük yoğunluğunu arttırdı. Dolayısıyla daha çok yüklenecektir negatif olarak. Küreler birbirine ayrıldığında son yükleri hepsi gene negatif olur. Fakat yük yoğunluklarını kıyaslarsak K tabii ki en küçük olacak. L ondan büyük. M ise en fazla yük değerine sahip olan küremiz olarak olaydan çıkar diyorum arkadaşlar. Devam ettiğimde bakalım nelerimiz var. İçi boş iletken kürelerimiz var. Bu içi boş iletken kürelerle ilgili işlemler yapacağız. İçten dokunduracağız. İçten yaklaştıracağız. Bir de dıştan dokundurma yapacağız bunlara başka küreler tarafından. İçi boş iletken küre nötrse içi de nötrdür arkadaşım. Dışı da nötrdür. Geç. İçi boş iletken küre yüklüyse içi gene nötrdür. Çünkü iletkenler ne demiştim? İç bölgelerini nötr tutmayı severler. Yükler arkadaşım dış kısımda bulunacaktır. Yükler nerede? Dışarıda diyorum. Etki ya da dokunma olmadığı sürece, yani kendi halinde iç boş iletken küre durgunken yüklüyse nötr. İç, yüklü dış diyoruz arkadaşlar. Şimdi ben buna içten yüklü bir cisim yaklaştıracağım. İçten yüklü bir cisim dokunduracağım. Öncelikle değer de vermek istiyorum. Mesela diyelim ki ilk başta şurada yaklaştırma olaylarım var.
Onları inceleyeceğim. Artı 2Q olsun bunun yükü. İçi boş etken küremde nötr olsun. Ne olur. İçeriye yaklaştırdın. Artı 2Q yüklü bu kürem. İçeriye eksi 2Q yapar abi. Yani sen içeriye artı ne kadar yük yaklaştırıyorsan iç kısımda eksi o kadar yük ile yüklenir. Bu içi boş etken krem toplamda nötr müydü? Evet. İçini sen eksi 2Q yaparsan bu arkadaşın şu iç kısmını eksi 2Q yaparsan dışı ne olacaktır? Dışı da artı 2Q olarak nötr özelliğini sergilemesine devam ettirecektir. İçten yaklaştırma durumunda sadece içi elektrikleyebiliyorsun. Buna dikkat et ve sen içten yaklaştırma yaptığında yaklaştırdığın kürenin yükü neyse bil ki içi boş etken kürenin yük miktarı da iç kısımda ona eşit zıt cins oluyor. Diyelim ki bak burada artı 3Q verdim bu sefer. Bu içi boş etken kürenin de dış yüküne eksi 5Q dedim. Bakalım ne olacak. İçten yaklaştırma yapıyorum. Artı 3Q mü yaklaştırdım içeriye? Hemen içeriye eksi 3Q'yu patlat abi. İçten yaklaştırdığın yük neyse zıt cins eşit miktarını içeriye patlat. Bu içi boş etken kürenin toplam yükü neydi? Eksi 5'ti başta için ötürü dışı eksi 5 olduğu için toplam yük eksi 5'ti. Burada da eksi 5 olacak toplam yük. İç eksi 3 ise dışa da ne kalacak? Eksi 2 kalacak ve eksi 5'i koruyacaksın. İçten yaklaştırma olayımız bu. Şimdi içten dokundurma yapacağız. Artı 2Q'yu alıyorum içten dokunduruyorum. Ya küçük balığı burada büyük balığın yediği gibi içi boş etken küre artı yükünü hop yiyor arkadaşlar. Onu nötr hale getiriyor. İç nötr oluyor ve bu tüm sahip olduğu yükü bunun dışına aktarıyor. Bitti. Artı 2Q verdim. Şunun yükü de eksi 3Q olsun mesela. İçten dokundurdum. Büyük balığım küçük balığı yiyor. Onu nötr yapıyor. İçi nötr kalıyor. Ve sahip bulunan bütün yükler toplam olarak hop dışarıya eksi Q diye atılıyor. Bütün olay bu arkadaşlar. İçten dokundurma yaptığında dokundurulan yük nötrler. Bütün yük dışarıya gider. Yaklaştırma yaptırdığında ise yaklaştıran yük kendi yük miktarının zıt cinsini içeriye yükler. Dış yükte içi boş etken kürenin ilk yük toplamını koruyacak şekilde ifade edilir. Dıştan dokundurma yaptık. Aman dıştan dokundurmada ne var ya arkadaş, hemen al geç. Evet, dıştan dokundurma yaptığında iki iletken kürenin birbirine dokundurulması gibi patara putara alabilirsin. Evet, dokunduruyorum. Ne oluyor? K'nın dokunma sonrasındaki yükü toplam yük bölü toplam yarıçap çarpı R1 ile bulunuyor. L'nin dokunma sonrası dış yükü toplam yük bölü toplam yarıçap çarpı R2 ile, yani kürelerle yarıçaplarıyla orantılı yükleri paylaştır. İç kısım daima nötr olarak kalıyor arkadaşım. Geçiyorum bunda. Altta bir tane olayım var aslında, bunu da burada alıvereyim geçmeden. Bakın, iletken telle birbirine bağlı iki pozitif kürem var. Gene iletken telle birbirine bağlı iki pozitif kürem var. Bunları iç boş etken kürenin içine dokunduruyorum. Yalnız dokundurduğumda bu iki pozitif iletken küre sınırın içinde kalıyor. O zaman nötr olur, nötr olur, nötr olur. Bulunan yükler dışa dağılır. Bitti. İçeride sınırın içinde kalıyorsan nötr nötr oluyorsun ve bütün yükü dışa atıyorsun. Ama sen kürenin bir tanesi olarak dışta mı kaldın? Şu arkadaş nötr oluyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama şu küreyle şu içi boş iletken küre buradaki toplam yükü, diyelim bunların yükleri Q1, Q1 olsun. Aynı yer çaplı olsun fark etmez. Yani buradaki toplam 2Q1 yükünü R1 ve R2 dersek yarıçaplarına, yarıçaplarıyla orantılı olarak dokunma sonucu paylaşan iki küre gibi davranıyorlar arkadaşlar. Ve dışta kalan da pozitif olmuş oluyor. İçte kalan nötr oluyor. İç boş etken kürenin iç bölgesi nötr oluyor. Toplam yük R1 ve R2 yarıçapları ile orantılı olmak üzere üstteki küre ve iç boş etken kürenin dış yüzeylerince paylaşılıyor diyorum arkadaşlar. Bu da ince bir noktadır. Geçebiliriz. Çok problem değil. Bir tane de örnek almışım. KL'ye önce içten dokundurulup ayrılıyor. Ardından LM arasındaki anahtar kapatılıyor. Son yükler ne olur? K ile içten dokundurduğun anda K nötr hale gelir. Toplam yükün hepsi L'nin dışına aktarılır arkadaşlar. Bu durumda iç nötr artı 8 artı 6 artı 14 Q'da L'nin dış yükü olarak karşına gelecektir. Anahtarı kapat güzelce. 2 çaplı M ile de L küresini birbirine dokundurmuş ol. L küresinin yarıçapı 3R, M'nin 2R, dıştan dokundurma olacak. Toplam yükü alacaksın abicim. Güzelce yarıçaplarla orantılı paylaştıracaksın. 10Q toplam yükün var. Sen bunu 3R ve 2R yarıçaplarına paylaştıracaksın. Artı 6Q L'nin dış yükü olacak. Artı 4Q da benim için M'nin yükü olacak. K mı? Nötr abi, içten dokundurdu. O gitti. L
L iç olarak benim için nötr ama dış olarak bakıldığında ise L'nin dışı artı 6Q oluyor en son durumda. M ne olacak abicim? M de artı 4Q olarak son durumda yük miktarına sahip olur diyeceğim. Devam ediyorum. İçi boş iletken küreyi topraklamışım ama nereden bak içeriden topraklamışım. Böyle bir görsel gördüğünde gönül rahatlığıyla bu topraklamayı arkadaşım dışarıya alabilirsin. Neden? Çünkü toprak dediğim nicelik içi boş iletken kürenin iç bölgesinde kalmıyor, dış bölgesinde kalıyor. Dolayısıyla bu topraklama içi değil de sanki topraklama dışarıdan etki ediyor gibi davranır diyerek sorumu çözmeye başlıyorum. Evet, nötr içi boş iletken kürem var. Topraklanmış bir vaziyette artı yüklü cismi içten yaklaştırıyorum. Ne olur? Burada toprak bağlantısı dıştan yapılmış gibi davranır. Bunun sonucunda artı yüklü kürem içi negatif yükler. Dış kısım ise topraklandığı için nötrdür arkadaşlar. İçi boş iletken küreye baktığımızda bunun içi negatif olurken dışı ise nötr özellik sergileyecektir. Peki içten dokundurma yaptın ne olur arkadaşım? Gene bak tık 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 topraklama dıştan diyorum. Topraklamayı dış gibi düşüneceksin. Ama içi boş iletken küre küçük artı yüklü küremi yiyor, onu nötr yapıyor ve bunun sonucunda yükleri dışarı taşınıyor küçük kürenin. Dıştan topraklamam var. Hop, topraktan da dolayısıyla eksi yükler geliyor. Bu artılar kadar eksileri de ekliyorum. Her şey bunun sonucunda bu sistemde nötr hale gelir diyorum. Ne oldu? Artı yüklü küremi içten dokundurdum. Nötr hale gelirken artı yüklerini içi boş iletken kürenin dışına verdi. Dıştan yapılan bir elektriklenmem var. Bunun sonucunda artı yükler topraktan gelen eksi yüklerle nötr hale geldi. Ve böylece sistemde her şey nötr olmuş oldu arkadaşlarım. Devam ettiğimde bakalım. Burada birkaç daha şeklimiz var. Bu şekiller sonucunda olan elektriklenme olaylarına bakacağız. İletken çubuklarda meydana gelen etkili elektriklenme sonucu biriken yükleri gösteriniz diyor arkadaşlar. Burada bakın artı yüklü çubuğumu yaklaştırıyorum. K'ya ne oluyor? Bu kısım negatif yükle yükleniyor. Ardından burası da tabii ki pozitif yükle yüklenmiş oluyor. Pozitif yükle yüklenen K'nın sağ bölümü L'nin kendine yakın kısmını negatif yükle yüklüyor. Fakat geri kalan kısım topraklamadan ötürü nötr olarak gözleniyor. Devam ettim. K'yı birbirine dokundurmuşum. O zaman bunu tek bir parça gibi düşüneceğim. Artı yüklü çubuğum yaklaştırıldığı bölgeyi negatif yüklerken geri kalan her yer benim için çat. Nötr olur deyip geçeceğim. Artı yüklü çubuğu L'ye yaklaştırıyorum. Burası ne oluyor? Negatif yükleniyor arkadaşlar. Arada yıldırım var dikkat edin. L'nin sol tarafı pozitif yükleniyor. Pozitif yüklenen sol taraf K'nın kendine yakın olan sağ tarafını negatif yüklüyor. Geri kalan yerde ne var? Topraklama. O zaman al burayı da gene nötr olarak patlat geç diyorum arkadaşlar. Evet, elektrostatiğin birinci bölümünde bunlardan bahsettik. İkinci bölümde de elektroskop elektriksel kuvvet kavramlarından gene bahsedeceğiz. İzlemede kalın arkadaşlar. Hoşça kalın diyorum.